Şimdi Kaşan'da öyle bir yere geldim ki hem doğal hem de tarihi bir yer. Kaşan'a gelen ziyaretçilerin de en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor burası. Burası Fingarden. Arkamda da Uzak Doğu'lu turistleri görüyorsunuz. Fingarden, Kaşan'da görülmesi gereken en önemli yerlerin başında yer alıyor. Şöyle göstereyim ve anlatacağım devamında. Su köşkün arkasındaki dağlardan geliyor. 700 yıldır durmadan bu su burada akıyormuş. Gördüğünüz köşk ise 500 yıllık. Burası oldukça tarihi bir yer. Aynı zamanda natürel, doğal bir yer. Burada onlarca, hatta yüzlerce bitki çeşidi var. Aynı anda giriş yaptığımız bir turist kafilesi. Uzak Doğu'dan gelen turistler. Suyun içerisinde küçük balıklar var. Fingarden oldukça geniş bir alana sahip. Bahçenin tam ortasında şuradaki köşk yer alıyor. Köşkü gezeceğim. Köşkün sol tarafında ise bir hamam var. Köşkün sağ tarafında da alan var. Orası da gezilecek. Yine köşkün arkasında da bir alan var. Bahsettiğim gibi burası oldukça geniş bir alana yayılmış vaziyette. Kaşan'da turistlerin en çok rağbet gösterdikleri yerlerden bir tanesi burası. Çeşitli bitkiler var. Tam arkadaki binanın oradan buraya giriş yapılıyor. Giriş yaptıktan sonra yolun ortasında böyle akan bir suyun etrafında yürümek oldukça keyif verici. Ya su her zaman bir müthiş akustik sağlıyor. Suyun akustiği müthiş. Suyun olduğu yer her zaman canlıdır, güzeldir, eğlencelidir, huzur verir. Burası da bu şekilde olmuş. Köşkü göstereyim size biraz daha yakından. Bu köşk 500 yıllık. 500 yıldır bu köşk burada yer alıyor. Köşkün önünde derinliği ortalama yani 1 metre civarında bir havuz var. Yine havuzun içerisinde küçük balıklar yer alıyor. 700 yıldır bu su burada akmaya devam ediyormuş. Havuzda küçük balıkların yanı sıra biraz büyüğe yakın cinsten de balıklar var. Şurada bir tane gördüm büyük. Şurada da bir tane büyük balık gördüm. Come on.
Fingarden'ın içerisindeki çeşitli havuzlar gösterdim sizlere. Buradaki havuzun biraz farklı bir konsepti var. Havuzun içerisindeki bu delikleri görüyorsunuz arkadaşlar. Havuzun ortasına doğru deliklerin içerisinde kabarcıklar var. Buradan yerin altından su kaynıyor. Sular yerin altından çıkıyor. Bu kabarcıklar onlardan kaynaklı. Ve burada yani 700 yıldır dağlardan gelen ve bu yerin altından çıkan sular hala akmakta. Yes, okay. Yeah. Yeah. Yeah.